Geçtiğimiz haftayı hareketli kapatan altın bu haftaya yükselişte başladı. Altın yükseliş trendini koruyacak mı? Ne seyirde devam edecek? İşte cevapları. Ben her zaman iddia ettiğim gibi altın merdivenlerden çıkış seyrinde her zaman devam edecek. Ve insanların beklentileri işte yazın yükselir, kışın düşer beklentilerin tersinin olduğunu iddia ediyordum. Ve o iddiamda da şu anki göstergeleri örtüşüyor. Altın şu anda küçük çıkışlarda, yani bu çıkışlar aman aman çıkışları değil yani. Bu altın çıkmaya başladı mıydı %5, %10'la değil. %30, %40, %50 ve katlar olarak tolere eder kendini. Şu anda bizim hesaplama birim öngörümüz olan işte dünyadaki altın literatüründeki birim ons $1800'ları test ediyor. $1800'da bir gece geçirirse geleceği ikinci etaptaki yeri $1950. O da iç piyasadaki çarpanla dolar birim fiyatıyla çarpıldığındaki karşılığı 630-640 bin TL'ye 630-640 TL'ye denk gelir. Bu işte alım fırsatı hala veriyor. İnsanlar işte küçük geçen yıl Kasım ayındaki birim fiyatını bulduğu için aman dediler yine düşer bahanesiyle satış atraksiyonu gösterdiler. Ama bence yanılıyorlar. Altın çok yavaş atraksiyon gösterirken birden bir gecede sabaha %30 %40'la doğum yapar. Onunla karşılaşmak sizi hiç şaşırtmasın. Ben her zaman şunu diyorum. Altının şu andaki aslında ki bulunduğu, şu anda bulunduğu yer olması gereken yerin 1/3 daha aşağısında. 1/3 aşağısında demek 900-950 TL'lerdeydi bugünlerde. Ama geçen de bahsettiğim gibi koyun paranın baskılasında yer alıyor. Bir miktar dünyadaki para oyuncuları doların ve altının üzerindeki talebi bozmak açısından koyun para rekabetine sokuyor. Fakat her zaman güvenli yatırım dünyada iki tanedir. Bir tanesi altın, bir tanesi gayrimenkuldür. Ama gayrimenkulün kendine öz bilim ve değerlendirmesi olduğu için hareketli piyasadaki al-satlarda yatırım aracı olarak değerlendirmede güvence yerinde durdurulması gereken emtia altındır. Bulunan elinizdeki kağıtları yani ülke paralarını işte veya farklı işte değerlendirdiğiniz borsadaki bilmem nedeki kağıtları altına geçmenizi tavsiye ederim. Altın size sürpriz ödüller vereceğini kanaat ediyorum.